Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Arapça bir kitabı birinci ünitenin alıştırmaları ve sorularını çözmek üzere karşınızdayız. Alıştırmalarla başlayalım. Ettedribat. Birinci alıştırma A seçeneği. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüğü seçerek tamamlayınız. Esselamu bir boşluk var. Ennur olmaz. Esselamu ennur olmaz. Sabahun nur diye bir ifademiz vardı, hatırlayacaksınız. El hayr olmaz. Sabahul hayr şeklinde bir ifademiz vardı. Esselamul hayr olmaz. Esselamu elhamdülillah şeklinde de devam edemeyiz. Ama esselamu aleykum şeklinde devam edebiliriz. O zaman bu boşluğa aleykum gelmelidir. Ene bi hayrin. Bu boşluğu nasıl dolduracağız? Ene bi hayrin el hal olmaz. Keyf el hal şeklinde bir ifademiz vardı. Ene bi hayrin aleykum olmaz. Ene bi hayrin el hayr şeklinde de devam edemeyiz. O zaman buraya ene bi hayrin iyiyim elhamdülillah hamdolsun şeklinde devam edebiliriz. Keyfe boşluğu nasıl dolduracağız? Keyfel hayır olmaz. Keyfe şükran olmaz. Keyfe aleykum olmaz. Biraz önce gördük. Bu aleykumdan önce esselamu ifadesi geliyordu. Ama keyfel hal şeklinde ifademizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla keyfeden sonra el hal kelimesinin sözcüğünün gelmesi gerekir. Alıştırmamızın B seçeneği nedir? Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. Merhaben, merhaba. Keyfe, biraz önce gördük, el hal şeklinde tamamlanması lazım. Keyfel hal. Ene, bundan sonra bi hayrin gelmeli. Ene bi hayrin, iyiyim. Şükran, teşekkür ederim. Ve ente veya ve enti, ya sen. Ene bi hayrin. Bi hayrin ifadesinden önce ene olmalı. C seçeneği sabahul hayr. Bunun karşılığı sabahul hayr olabilir veya sabahun nur olabilir veya karşımızdakinin samimiyetine göre sabahul ward veya sabahul ful şeklinde karşılık verebiliriz. D seçeneğine bakıyoruz. وَاَنْتَ مِنْ اَهْلِهِ ifadesinden önce ne gelmeli? تُصْبِحْ عَلَى الْخَيْرِ تُصْبِحْ عَلَى الْخَيْرِ bunun karşılığı وَاَنْتَ مِنْ اَهْلِهِ تُصْبِحُ عَلَى الْخَيْرِ ifadesinin anlamı Allah rahatlık versin de. İkinci alıştırmamızın A seçeneğine bakıyoruz. Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi doldurunuz. İki örneğimiz var. Ali Lübnaniyun. Ali Lübnanlıdır. Zeynebu Mısriyetun. Biri eril için, birisi de dişil için. Bu şekilde tamamlamaya çalışalım. Ahmedu Türkiye. Nasıl ifade ederiz? Ahmet Türktür şeklinde. Ahmedu Türkiyun şeklinde ifade ederiz. Leyla. Leyla Libyalıdır. Bunu Leyla Libiye şeklinde ifade ederiz. Burada yaptığımız işlem ya ekini düşürdük, sonra nispet yasını getirdik. Selim Tunis, Selim Tunusludur. Bu Tunis ifadesine şeddeli ya getiriyoruz ki nispet yası diyoruz buna. Selimun Tunisi şeklinde ifade ederiz. Nur Fransa, Nur Fransalıdır. Nasıl ifade ederiz? O elifi düşürürüz. Sonra nispet yasını getiririz. Nur Fransiye. Tabi Nur bir bayan ismi olduğu için Fransiye ifadesi de dişil oluyor. Abdullah İspanya, Abdullah İspanyalıdır. Bunu ifade etmek için Abdullah İsbani şeklinde dolduruyoruz.
İkinci alıştırmamızın B seçeneğine bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri örneklerdeki gibi tamamlayınız. Ene min Türkiye, ene Türki, ene min Türkiye, ene Türkiye. Biri dişil için, birisi eril için kullanılmış. Biz de bu boşlukları dolduralım. Ene min Mısır, ene Mısri, eril için. Ene min Mısır, dişil için, ene Mısriye şeklinde ifade ederiz. Ene min Rusya, ene Rusi, eril. Ene min Rusya, ene Rusiye, bu da dişil için. Ene min Tunis, eril için, ene Tunisi, dişil için, ene Tunisiye şeklinde ifade ederiz. Huwa min el Kuveyt. Şimdi ayrık özne zamirleri değişti. O Kuveytlidir. Ene min el Kuveyt, huwa Kuveyti. Bu eril için. Hiye min el Kuveyt, hiye Kuveytiye. Bu da dişil için. Biz devam edelim. Huwa min el Yaban, huwa Yabani. Eril. Hiye min el Yaban, hiye Yabaniye. Huwa min el Cezayir, huwa Cezayiri. Hiye min el Cezayir, hiye Cezayiriye. Ente min el Yemen, burada zamir değişti tekrar. Ente min el Yemen, ente Yemeni, sen Yemenlisin. Enti min el Yemen, enti Yemeniye, bu da dişil için. Ente min el Mağrib, ente Mağribi. Enti min el Mağrib, enti Mağribiye, bu da dişil için. Ente min İspanya, ente İspani, eril. Enti min İspanya, enti İspaniye. İkinci alıştırmamızın C seçeneği. Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi doldurunuz. Hel ente talibun, bir soru var. Tabip, o sorunun cevabını olumsuz veriyoruz. Ve parantez içerisindeki o ifadeyi kullanıyoruz. Hel ente talibun, sen öğrenci misin? La, hayır. Ene tabibun, ben doktorum. Hel hiye muallime, o öğretmen midir? Cevabı olumsuz olacak. La, hayır. Hiye olduğuna göre yine hiye şeklinde devam etmemiz gerekir. Hiye mudira, o müdürdür. Hel enti muhendise? La, ene tabibe. Hel huve mudir? La, huve muhendis. Hel ente tabibun? Burada başka bir ayrık özne zamiri var. Sen doktor musun? Cevabımız olumsuz olacak. La, hayır. Senle başladığı için bunun cevabı ben şeklinde olması lazım. Beni ifade etmek için de ene ayrık özne zamirini kullanıyoruz. La, ene muallim. Hel enti tabibe? La, ene talibe. D seçeneğine bakıyoruz. Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi doldurunuz. Hel hiye Türkiye, la hiye Urduniye. Yine bir soru var. Bu sorunun cevabı olumsuz olacak ve düzeltmeyi parantez içerisindeki bulunan sözcüğe göre yapıyoruz. Hel ente Mısri, la ene Yemeni. Neden ene oldu? Çünkü ente örnek ayrık özne zamiri var. Sen böyle misin şeklinde bunun cevabı ben şeklinde devam etmeli. Hel enti Filistiniye? Hel enti Filistiniye? La, ene Suriye. Hel enti Rusiye? La, ene Türkiye. Hel hiye Kuveytiye? Ayrık özne zamiri değişti. O Kuveytli midir? La, hiye Pakistaniye? Burada dişilliğe dikkat ediyoruz. Çünkü hiye ayrık özne zamiri var. Hel huwa Misri, la huwa Yabani. Bu, burada da ifadeler eril oluyor. E seçeneğine bakıyoruz. Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi doldurunuz. Hel ente İspani,
bir soru cümlemiz var. Sen İspanyalı mısın anlamında. Ama bu sefer cevap olumlu olacak. Naam, ana İspani. Evet, ben İspanyalıyım. Hel ente Cezayiri? Naam, ana Cezayiri. Hel hiye Yemeniye? Zamir değişti. O Yemenli midir? Naam, hiye Yemeniye. Cevapta hiye olmalı çünkü karşımızda olmayan, yani üçüncü şahıstan bahsediyoruz. Hel enti Urduniye? Naam, ana Urduniye. Hel huve Tunisi? Zamir değişti. O Tunuslu mudur? Naam, huve Tunisi. Zamirin eril olduğunu burada söylemek isterim. Hel hiye İtaliye? O İtalyan mıdır? Naam, hiye İtaliye. Üçüncü alıştırmamıza bakıyoruz. A seçeneği. Aşağıdaki boşlukları fiillerin doğru çekimiyle doldurunuz. Huve, o. Dehale. Nahnu, biz. Celese. Nasıl tamamlayacağız bunu? Celesne şeklinde. Entume, şeribe fiili var. Siz içtiniz anlamında. Şeribtume deriz. Ente ve zehebe fiili var. Sen gittin, zehebte. Haraca ve hum zamiri var. Onlar çıktılar. Nasıl ifade ederiz? Haracu şeklinde. Zeynep ve Nur, iki kişi ve dişil. Nasıl ifade ederiz ketebe ile? Ketebete. O ikisi yazdı. Hunne zamiri var ve alime fiili var. Onlar bildiler anlamında üçüncü şahıslar. Alimne şeklinde ifade ederiz. Ene, ben anlamında birinci şahıs, eril veya dişil. Burada fark etmiyor, cinsiyet ayrımı yok burada. Nasıl ifade ederiz? Celese, celestu. Ene, celestu. B seçeneğine bakıyoruz. Aşağıdaki boşlukları uygun ayrık özde zamirleriyle doldurunuz. Bir diyalog var. Betül ve Zeynep arasında geçen. Betül, merhaben ya Zeynep, keyfel hal? Nasılsın? Ne diyecek Zeynep? Ene bi hayrin. Burada birinci şahısı getirmemiz lazım. Ene bi hayrin ya Betül. Ya sen nasılsın? Bunu ifade etmek için hangi ayrık özne zamirini getiriyoruz. Ve enti, çünkü Betül'e soruyor Zeynep. Betül ne diyecek? Ene bi hayrin, elhamdülillah, iyiyim, hamdolsun. Keyfe Ahmet, üçüncü şahıstan soruyor bu sefer Betül. Zeynep ne diyecek? Ahmet olduğuna göre üçüncü şahıs. Huve bi hayrin, o iyidir ya Betül. Ya Betül. وَكَيْفَ عَلِيٌّ وَمُحَمَّدٌ Bu sefer Zeynep iki kişinin, iki erilin durumundan soruyor. Burada onları ifade etmek için hangi ayrık özne zamirini kullanıyoruz? Tabii ki huve ayrık özne zamirini, hume ayrık özne zamirini kullanıyoruz. Hume bihayrin şükran. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz ve boşluğa yazınız. Bunları size bırakıyoruz. Şimdi de sorulara geçiyoruz. Birinci soru. Sabahul hayr ifadesine cevap olarak aşağıdakilerden hangisi verilemez? Sabahun nur ifadesi olabilir. B. Sabahul ful olabilir. C. Sabahul hayr. Evet, bu şekilde cevap verebiliriz. Sabahul vard şeklinde de bir ifademiz var. Ama D seçeneğine baktığımız zaman leyletun saidetun olmaz. Leyletun saidetun ifadesinin anlamı hayırlı akşamlar demek. Oysa bizim soruda sabahul hayr, hayırlı sabahlar veya günaydın ifadesine cevap verilecek ifade soruluyor. Cevap D, leyletun saide. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Tusbihu alel hayri ifadesinin cevabı olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tusbihu alel hayri ifadesinin anlamı Allah rahatlık versindi. Tusbihu alel hayr, cevap olarak sabahul hayr ifadesini kullanamayız. Hayırlı sabahlar demek veya günaydın anlamında. Mesaul hayr ifadesini de kullanamayız. Hayırlı akşamlar demek.
D'ye bakıyoruz. Mesa'un nur, bu da hayırlı akşamlar demek. Leyletun sa'idetun, iyi geceler demek. Ama tusbihu alel hayri ifadesinin cevabı leyletun sa'idetun değil de ve ente min ehlihi ifadesi olacak. Allah rahatlık versin. Ve ente min ehlihi ifadesinin anlamı da sana da şeklindedir. Dolayısıyla doğru cevap ve ente min ehlihi olacak. Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir? Keyfe, bunun devamı el-hal şeklinde olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C. Keyfe'l-hal, ene bi-khayrin. Keyfe huve olmaz. Çünkü üçüncü şahıstan sorarız. Halbuki ene ifadesi var birinci şahıs. Hiye de olmaz, hum da olmaz, hunne de olmaz. Dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir zamir değildir? Hunne bir zamir, entume bir zamir, ente bir zamir. Nahnu de ayrık bir özne zamiri hatırlayacaksınız. Ancak D seçeneğinde bir isim görüyoruz. Ahmet anlamında. Ahmed. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı D. Ahmed. Beşinci soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dişil zamirlerden biri değildir? Hiye dişil bir zamirdir. Enti dişil bir zamir. Entunne dişil bir zamir. Onlar anlamında. Hunne de dişil bir zamir. Ancak ente sen anlamında eril bir zamirdir. Dolayısıyla doğru cevap B. Altıncı soruya geçiyoruz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dişil bir sözcüktür? Racul eril bir sözcük, adam anlamında. Kalem aynı şekilde eril bir sözcük. Kitabunda eril bir sözcüktür. Muderrisun da öğretmen, erkek öğretmen anlamında eril bir sözcüktür. Ama E seçeneğinde seyyaratun dişil bir sözcüktür. Niçin? Çünkü kendisinde ta-ı marbuta vardır. Yedinci soru, Zeynep Lübnanlıdır ifadesini karşılayan doğru cümle aşağıdakilerden hangisidir? Zeynep Lübnan. Bu olmaz çünkü nispet yası yok. Bunu eliyoruz. Zeynep Lübnani. Burada bu da yanlış çünkü eril bir ifade olarak gelmiş Lübnani. Halbuki biz Zeynep'in Lübnanlı olmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla o Lübnani ifadesinin Lübnanlı ifadesinin dişil gelmesi lazım. C'yi de eliyoruz. Zeynep Libiye, Zeynep Libyalıdır. Bunu sormuyor. D'ye bakıyoruz. Zeynep Libi. Burada hem anlam açısından bir hata var. Çünkü Lübnanlıdır bunun soruyor bize. Bir de ifade eril olarak gelmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız Zeynep Lübnaniye. Hem dişil olarak gelmiş hem de Lübnanlıdır ifadesini karşılayacak Lübnani ifadesi var. Sekizinci soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Arapçada bir geçmiş zaman fiilidir? Kitabun bir isimdir. Seyyaratun araba anlamında bir isim. Muallimun erkek öğretmen anlamında bir isim. Raculun adam anlamında isim. Ama ketebe bir geçmiş zaman fiilidir. Yazdı anlamında. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Arapçada dişillikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Arapça dişil sözcüklerin olduğu bir dildir. Evet, Arapçada eril ve dişil ayrımı var. B. Görünüşü eril olsa da Arapçada duyuşa göre dişil olan sözcükler vardır. Doğru. Semai müennes diyorduk, hatırlayacaksınız. Şems ve dar örneklerini vermiştik. C seçeneği, bazı dişil sözcüklerin sonunda ta-ı marbuta adı verilen bir harf bulunmaktadır. Bu da doğru. Seyyara mesela. Bunda ta-ı marbuta vardır ve dişil bir sözcüktür. D seçeneğine bakıyoruz. Dişil sözcüğünün Arapça karşılığı müzekkerdir. Bu yanlış. Dişil sözcüğünün Arapça karşılığı müennestir. Dolayısıyla doğru cevap D olacak. E'ye de bakalım. Dişil sözcüğünün Arapça karşılığı müennestir. Bu doğru. 10. ve son sorumuza bakalım. Zehebe gitti fiilinin dil geçmiş zaman ikinci şahıs eril ve dişil çoğul çekimi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? İkinci şahıs eril ve dişil. Yani siz gittiniz anlamında. İkisi de çoğul olacak ama bir tarafta eril olacak.
diğeri dişil olacak. Şimdi B seçeneğine baktığımız zaman zehebu onlar gittiler. Zehebne burada üçüncü şahıs. Zehebte sen gittin. Evet, ikinci şahıs ama çoğul değil. Zehebtüme burada ikil. D'ye bakıyoruz. Zehebtu bu birinci şahıs. Zehebtu ben gittim. Zehebne biz gittik. Burada çoğulluk söz konusu değil. Zehebe bu üçüncü şahıs o gitti. Zehebete onlar gittiler. İkil ve üçüncü şahıs. Dolayısıyla doğru cevap zehebtum ve zehebtunne olacak. İkinci şahıs her ikisi. Birisi eril zehebtum, diğeri de zehebtunne dişil. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Çalışmayı ihmal etmeyin.